Başka bir haber, Rojava'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Biraz önce de yine Rojava'nın birçok noktası Türk SİHA'ları tarafından ve yine Türkiye sınırları içerisinde atılan top atışları vesilesiyle e, sebebiyle bombalandığı bilgileri paylaşıldı. Demokratik Suriye güçleri Alman haber ajansı DPA'ya bir röportaj verdi, bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler ve dün yayınlanan bu açıklamada 63 bölgenin vurulduğunu söyledi. Oysa ki dünden bugüne bu vurulan yerlerin 80'i geçtiği bilgisi geldi. Saldırılarda çoğunlukla elektrik santralleri ve veya buğday depolama tesisleri gibi sivil alanların hedef alındığını kaydeden Demokratik Suriye sözcüsü aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 sivilin de yaralandığını söylüyor. Sözcü saldırılarda Demokratik Suriye güçleri mensuplarını ise zayiat vermediğini açıklamış. Yani Türk devletine attığı o manşetler tamamen yalanmış. E, bu kadar YPG bu kadar PKK, YPG, PYD isimleri böyle yapıştırıyorlar biliyorsunuz. E, bunlar yalanmış onu söyleyeyim. Demokratik Suriye güçlerinden yapılan açıklamada Suriye'nin kuzey doğusundaki yani Rojava'daki tek gaz yakıtlı elektrik santralinde saldırılar sırasında tamamen tarif edildiği ayrıca Bölgedeki yaklaşık 9-30 köy ve kasabaya elektrik sağlayan bir santralın da kullanılamaz hale geldiği ifade edilmiş. Bölgedeki iki buğday deposu ve bir değirmenin de tahrip edildiğini söyleyen sözcü elektrik olmadan içme suyu da pompalanamıyor açıklamasını yapmış. Ee, Suriye Gözlem Evi Türkiye'ye savaş suçu işliyor dedi 2011'den bu yana Suriye'deki iç savaşın etkilerini izleyen Londra Merkezi Süre İnsan Hakları Gözlemevi hayatı öneme sahip altyapıya yönelik bu saldırıları kınadı. Gözlemevi baskın başkanı bunlar 5 milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı bir bölgede Türk güçleri tarafından işlenen savaş savaş suçlarıdır dedi. Birleşmiş Milletlere de birçok dosya sunuyor bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi oldukça geniş bir şey nüfuza sahiptir onu söyleyelim. Yani etki gücü çok büyüktür. Onun bu raporları Suriye gözlemevinin bu raporları raporları çok çok önemli. Bunlar anında da Birleşmiş Milletler rapor ediliyor. Uluslararası e, kamuoyuna da duyuruluyor. Onu da size söyleyeyim. Şimdi değerli izleyenler Türkiye'nin hiç bahsetmediği bir şeye değinelim. Görüntülere bakalım. Türkiye'nin hiç bahsetmediği bir eylem bu eylemde kaç asker öldü, yaralandı, oldu mu, olmadı mı diye hiç kamuoyunun duymadığı bir eylemin görüntüsünü sizlerle e, paylaşacağım. 13 Aralık 2023 Dün 22 Aralık e, taki eylem görüntüsü paylaşılmıştı. Önceki gün pardon. Bugün ise 23 Aralık 2023 yılbaşına bir hafta kala bir eylem yapıldı. Tabii o eylemle ilgili Türkiye'deki medyanın bir haberi yaptığı falan olmadı. Yani Milli Savunma Bakanlığı, MİT ve bu konuda bilgi vermediler. Kaç askerin öldüğüne dair hiçbir askeri de ölüsünü falan açıklamadılar. Bugün Gerilla TV bu görüntüleri paylaştı. Şimdi ben biraz tabii kısık kısık kısım size göstereceğim. İçerik şu. bu eylemde 18 askerin öldürüldüğünü açıklıyor HPG Basın ve İrtibat Merkezi. Çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılıyor. Ve ee, eylemi üç koldan gerçekleştirdiği e, açıklanmış. Eylem üç koldan gerçekleştirilmiş. Şimdi bakalım ona 23 Aralık'ta saat 17'de Krujahru direniş alandaki iki tepeye konumlanan askerlere yönelik üç koldan e, bir operasyon gerçekleştirilmiş. Üç koldan sızma taktiğiyle başlayan operasyonun birinci kolu Askerlerin mevzilerin içine sızarak el bombalarıyla ve ferdi silahlarıyla mevziler e, vurulmuş. Birinci operasyon kolu tarafından 3 mevzu tümüyle imha edilmiş. Birazdan görüntü göstereyim size. Yine mevzilerin içine girildiği söyleniyor. Evet kameralarda da bu yansımış. Burada e, ilk mevzide 3 askerin cenazesinin üzerine gidilmiş. Bir adet. BKS orta otomatik silahına bir adet MPT 55 ferdi silahına ve üzerindeki bir adet silah dürbününe el konulmuş. Ve bu operasyonun ikinci kolu ise el bombaları, ferdi ve orta otomatik silahlar ile askerlerin içinde bulunduğu yine başka bir çadır ve mevziler hedef alınmış. Burada 3 asker öldürülmüş yine yaralanan bir asker e, mevzileri bırakarak başka yöne kaçmak zorunda kalmış. Ayrıca 3 mevzi ve 4 çadır tümüyle imha edildiği söyleniyor. Şimdi 3. kol ise orta otomatik silahlar ile askerlerin toplandığı bir kamelya, çadır ve mevziler hedef alınmış. Bir araya toplanmış olan 12 asker etkili bir şekilde hedeflenip vurulduğu açıklanıyor. Kamelya tümden imha edilmiş ve içindeki 12 asker öldürülmüş. Aynı zamanda bir Mobesa kamera sistemi de o arada imha edilmiş deniyor. Şimdi ben görüntüleri biraz sesini kısarak sizlerle paylaşayım. Çünkü e, yani YouTube'da bazı görüntüleri biz maalesef ekrana da getiremiyoruz işin doğrusu. Zaten o birebir askerlerin çadırlardaki şeyi de size izletmem. Burada şeyi başlıyor. Eylem başlıyor sabahın erken saatlerinde yani daha sonra bu görüntünün sonunda iki geri şey yapıyor. Bu da artık aşağı şeye gidiyorlar. İki geri yorum yapıyor ve diyor ki biz askerleri sabahın erken saatlerinde daha uyuyorlar uyurlarken etraflarını sardık gibi bir yorum da yapıyor. Şimdi burada artık sisli bir hava yine daha çok yakmamış yılbaşından önce bu eylem yapılmış ayın. 23 Aralıkta değerli izleyenler, o yüzden daha kar şu andaki gibi çok yokmuş. Tabi yine yer yer kar var, hava çok soğuk, ama burada e, artık şey bu gördüğünüz gibi e, kafa kamerasıyla çekiliyor burada yine ve son derece net. Sabah erken saatlerinde daha güneş doğmadan şöyle atlatayım ufak ufak bazı şey burada da burada bir şey ses var onu orada gerillalar bir çadırın şeyine giderken arkadaşlar bu, bu şeydir yani çadırdır bu çadıra giderken gerilla bağırıyor teslim ol askere teslim ol çağrısı yapıyor teslim olla birlikte ateş karşılık gelince ateş ediyor burada gördüğünüz gibi yani ben bu bölümleri izletmek istemiyorum işin doğrusu. Çünkü buradan sonra artık çadırlara falan da giriyorlar. Yani demek şey değil. Sorun bu görüntüler her hafta 3-4 tane görüntü yayınlanıyor arkadaşlar. Sorun şu. Sorun bakınız bugün bir son dakika gelişmesi biraz önce size paylaştım. Bu akşam saatlerinde e, asker indirmişler. Nereyeydi? Zap'ın Amediye tepesine helikopterlerle asker indirmişler. Şimdi nereye indirmişler? O eylemlerin yapıldığı yere indirmişler. Eylemlerin iki tane, üç tane eylem yapıldı ya en son birkaç haftada. Oralara tekrar, o askerler öldürdü, yerlerine tekrar indirme yapmışlar. E peki şimdi o askerler orada ne kadar kalacak? Orada kar var, soğuk. Yani sıcak da olsa, çünkü oraları o insanlar biliyor. Nereden geleceklerini biliyorlar, ne zaman sızacaklarını biliyorlar. Yani dolayısıyla oralara helikopterler de hep inip kalkamıyor yani. Darbeliyorlar, kaçmak zorunda kalıyor helikopter. Bilmiyorum yani işin ilginç tarafı e, bilerek mi acaba hani insan aklına gelmiyor değil mi? Madem oradaki askerlerimiz öldürüldü şey bitti. Evet. Mevziler dağıtıldı o zaman ne yapalım? Yeni askerler gönderelim. E olsun yani onlar öldürsün biz gönderelim. Onlar öldürsün biz gönderelim. Şimdi bu, bu nasıl bir şey? Yani Türkiye kamuoyu bu konuda hakikaten de şaşırmamak mümkün değil. Yani bu nasıl böyle devam edecek? Bakın PKK yetkileri açıklamaları yapıyor. Yani bu savaşın bir sebebi var diyor. Bu sebebi ortadan kaldırın savaş biter diyor yani. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden bu savaşı e, e, bitirmiyor ya da bu bu şeyi neden ortadan kaldırmıyor? Hakikaten düşünüyor musunuz siz? Bilmiyorum düşünüyor musunuz? Yani bu görüntülerin tamamını gösterir mi Hani bazı troller gelip şey diyor ya biz haber yapıyoruz görüntü yok ya o anda. Diyorlar ya hani yani madem o kadar asker öldüyse nerede görüntü? Kardeşim burada görüntü. Yani size adres gösteriyoruz. Biz bu görüntüleri çekmiyoruz vallahi. Biz uydurmuyoruz bu haberleri başka parti ve hareket adına bizim uydurmamız mümkün değildir. Şimdi biz oturup yerimizde oturup efendim 10 tane asker öldü, 5 tane asker öldü uydurmasını falan parti adına yapabiliyor muyuz? Yok. Demek ki neymiş onların yaptıkları açıklamalar. Hadi açıklamalara inanmadınız. Tamam. Açıklamalar diyelim ki yalan. Peki görüntülere ne diyorsunuz? Yani bunlar da mı yalan? değil. E peki o zaman niye görmek istemiyorsun bu savaşı? Neden? Hani bir Allah'ın kulu çıksın ki bir Türk çıksın ki desin ki kardeşim biz bu savaşı istemiyoruz. Yahu dilinize eşek arısı mı sokar ya? Hayır bu kadar mı korkuyorsunuz barış kelimesini dile getirmekten? Zehirli midir bu kelime ya? Sizi cehenneme mi götürür acaba? Hı? Vallahi bu barış kelimesi yani sizi eğer cehenneme götürüyorsa söyleyin biz sizin yerinize daha da bağıralım. Biz gerçi bağırıyoruz. Barış diye de. Size ne oluyor? Yani siz neden hani şimdi diyeceksiniz bizim askerlerimiz çok olsun, vatan sağ olsun diyorsanız eyvallah diyecek bir şey yok yani. Aa, bu gece indirme yapılan askerler yarın öbür gün tabutlarla geri gelecekler. Asker çok bir daha gönder. Nasıl olsa AKP, MHP sizi köle yapmış. İstediği gibi sizi yönlendiriyor. Vatan, millet, Sakarya tılısımlarıyla sizi zaten absunlamışlar yani. Bir şey yapamıyorsunuz. Bayrak inecek diyorsunuz. Bayrak in, pardon, bayrak inmez, ezan susmaz. Yani sanki asker zapa gitse bayrak inmez. Zaptap bayrak mı var ya? Ne bayrağı, ne ezanı, ne devleti, ne vatanı, ne milleti, ne diyorsunuz siz ya o kendi kendinize? Bu kelimeleri bırakın bir kenara ya. Kimse gelip sizin ülkenizi işgal etmemiş ya. Yok böyle bir şey. Yalandır bu. 40 yıldır Kürt halkını Öldürüyorsunuz. E, tanıyın kimliğini tanıyın. Devlet kimseyle görüşme yapmıyorsa da, kendi gururuna yedirmiyorsa da devlet yanın çıksın, karar alsın. Anayasa mahkemesinde Türkiye'de yaşayan herkesin Türk olmadığını, Türkiye'de yaşayan herkesin Türk vatandaşı olduğunu isim vermesin. Türklerin değil. Türkiye Türklerin değil. Onu kaldırsın. Türkiye Türkiye'de yaşayan herkesindir değilsin. Halkların herkesindir değilsin. Ana dilde eğitimi hemen yürürlüğe koysun. Bakalım savaş devam eder mi etmez mi? Kürtler bir şey istemiyor ki. Özgürce yaşamak istiyorlar yani. Bu kadar basittir aslında baktığınız zaman. Ama kardeşim yıllardır bütün iktidarlar bunun üzerinden oy devşiyor ve seçimi kazanıyorlar. Bakalım bir son gelişmeler ne? Değerli izleyenler onu da size aktaralım. Öyle yayını bitirelim. Evet. Ee, Rojava'ya saldırılar. Gerçekten çok yoğun saldırılar var arkadaşlar. Türk ordusunun bugün Şahba bölgesine bağlı köyleri bombalaması sonucu Şaale köyünden 3 vatandaş evlerine düşen top mermisiyle yaralanmış. Yine bu arada Ayn İsa'ya bağlı Halidiye, İlemat, Mesur, Cidede, Mulek, Seyda ve Mişerfa köyleri ile eski kamp alanı ve M4 kara yolunu ağır silahlarla e, bombalamış, hedef almış durumda. Şu anda Türkiye'ye bağlı çeteler. Orada bir saldırı başlatmışlar. Ama el -Bab'da bulunan El-Kafir köyü yakındaki Türk üssüne bir füze saldırısı gerçekleştirilmiş. Ee, Türk üssü füzelerle hedef almış. Ölü ve yararlar var şu ana kadar. Türkiye'den de bir açıklama gelmedi. Bu füze saldırısının e, kim tarafından, YPG mi ya da başka güçler tarafından yapıldığına yönelik şu ana kadar bir açıklama da yok. Onu da söyleyeyim. Bu arada bir heyet, uluslararası koalisyonun oluşturduğu bir heyet de Rojava'da o sivil alanların bulunduğu yerlere gitmiş bir ziyaret gerçekleştirmiş. Onu da size söyleyeyim. Yine Cizre Demokratik Yönetiminden bir açıklama var. Halkımız moralini yüksek tutsun. Bölge bileşenlerinin direnişiyle kazanacağız mutlaka diye. Ee, evet, Kamışlıoğlu'da 450 bini aşkın insan susuz kalmış. Türk Devleti'nin Kamış'ta yönelik bombardımanı sonucu şu 3 su istasyonu 105 su kuyusu hizmet dışı kalmış. Yani ya bir de İsrail'i bari suçlamayın ya. Yani bari İsrail'i suçlamayın ya. İsrail gidip Gazze'de işte efendim sivilleri vuruyormuş bilmem ne yapıyormuş. Siz ne yapıyorsunuz? Bir su deposu bombalanır mı ya? Su kuyusu bombalanır mı ya? Bu Buğday deposu bombalanır mı ya? Yok. Peki Türkiye niye bombalıyor? Onlar Kürt.